var. Daha fazlasını da hadi alabilirler. Eğer bir üç ültümüz var. Bundan sonra bu kendi çeşitli rariteydi. 9 çalışsa döner zaten. Kendi çeşitli rariteyi şu ana kadar domine ediyorlar. Tabanca round'unu kaybetmelerine karşın. Yeniden gelmek bizim olayımız Berk. Bazı roundlar yakın geçti. 2-3 tane tek oyuncuyla kazandığı round var BBL. Yani aslında skordaki kadar farklı bir ilk yarı geçmiyor. Daha çekişmeli oyunun içerisinde bu mücadele. Yok, yanmış. Yine oralarda alana çıktırmıyor. Şimdi BBL oyunu birazcık daha yavaşlatacak. Q'şunun ortadan hareketlenmeye başlıyor. Skylin orada kill almayı başarmış. AMD'lere karşı yine B'de gerçekleşen bir aksiyonda bu kill geldi. 8-4 yaparız yani herhalde. Ya bu arada sana bir soru soracağım Karan. Skylin hiç ulti kullanmadı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Kullanamadı. Çünkü ultisi çok uzun zamandır var. Hatırlarsın o Aslı'nın aldığı A'da bitirdikleri round'tan beri. Ulti duruyor ve Skylin'in bu kadar erken düşmesi biraz da onların tempo yakalamasını da engelliyor sanki. Şimdi yine bir B saldırısı izleyeceğiz BBL'den. B oyunu izleyeceğiz. Hızlı oynamaya çalışabilirler. Burada bir shoulder denemesi. Genovese ultisini de kullanıyor. Ultisini pozisyon bulabilecek kendine Genovese. Flash pek geliyor. Çok iyi oynadınız abi. Vallahi ağzına sağlık. Bravo. Vallahi çok iyi oynadınız. 8-4'e getirdi Genovese için. 6-8. Şanslı bir an biraz da. Yani şanslı. Burada bu pozisyonda ya kral olacaktı. Daha doğrusu ya vezir olacaktı ya da rezil olacaktı. 8-4 olabilirdi bize. Sizce söylemek gerekirse o vezir oldu. Arkasını dönüp Q-Shinner'ı vurması işi bambaşka bir döner ya Beko. Yani, atıp abim döner. Ölse anlayabilir. Giden, giden bir şey yok ya. Ulti tamam. Atamayabilirdi bile. Ne yaptık biz? Ghost. Stalin'e herkes ghost çekmiş. Genovese sahip içerisinde. Ama çok dikkatsiz. Ulti almak için büyük ihtimal o da klatik aldı. Sizlik round'a da mal olabilirdi. Armor bariyer yapmış. Şimdi, 8-4. Ne yapabilirdi acaba? Şurada direkt şerif kazanıp yine bir ivme ile birlikte geri dönmeye çalışacak Fireflux. İkinci yarıdayız. İkinci yarıda BBL savunmaya geçiyor. Ellerinde 3 tane ghost var. Hücum ekibinde 4 tane ghost olacak. Genel itibariyle kullanılan tabancalar bunlar. Haydi bakalım. Ve BBL ekibinin hücum kurgusunda Vent'te 2 kişi var. Özellikle Muj'un oradaki varlığı da olası bir flash piki ihtimalini güçlendiriyor tabii ki. Ne var şu an donmuş? Son dönemlerde biz Vent'in biraz daha rahat bırakıldığını görüyoruz takımlar tarafından. Evet. Teknik duraklanmış. B'yi Heaven tarafından tutan, A tarafında da Heaven'da oyuncuları bulunan ve Vent kontrolünü, orta kontrolünü biraz bırakıp sayda daha yakın savunma yapan takımlar görüyoruz. Burada BBL biraz daha agresif oyun sergileyecek gibi. Çünkü 4 oyuncusu orta tarafında yer yer takımların özellikle split savunmasında ortayı agresif oynamaya çalıştığını, açılır o. Orta kontrolünü alıp biraz daha agresif savunma yaptığını görebiliyoruz. Özellikle pistol roundlarında rakipleri şaşırtmak için böyle bir oyun göreceğiz sanki. 4 kişi agresif mi de cevap vereceğiz galiba. 4 oyuncusu şimdi ortadan açılmaya başladılar Viper duvarı ile birlikte. Yani yakalarız ama bunu tahmin ediyoruz gibi düşündüm ben. Tahmin ettik abi onu. Agresif bir oyun göreceğiz BBL'den. Onu düşününce yakalanabiliriz galiba. H.O. Duvar düştüğünde ilk kontak işleri biraz değiştirecek. Şimdi orada yansıtma bot. Aldı hemen. Dikkatleri dağıttı. Skylin'den gelen skor var. Muj 2'yi buldu. Ooo. Bravo. Ne oldu lan öyle? Mermiye bak. Refire attı. BBL agresif oyunu denedi ama pistolü aldık. İstediği gibi sonuçlanmıyor. Pistolü aldık. Çok iyi. Yani ya ben duyuyor muydum Berk abi? Olmadı çünkü Fireflux çok kalabalık ve çok hazırlıklıydı. Let's go boys. Skylin'in aslında bu kadar olması pozisyonun içerisinde Soulshibble'ın orada renk tesisinin olması. Saldırırken ne yapacağımızı daha çok biliyoruz herhalde. Adamların potansiyel durabileceği yerler falan. Zorunda olduğu roundu belki de. Ya bana sorarsan evet. Yani onların seçtiği haritayı çalabilirsek onlardan 2-0 bile olabilir. Bomba çok. Umarım çalarız ya. Evet, İnşallah şu an tabii ki geride gözüküyoruz. Kesinlikle. Alman info her zamanki. Şaşırmadım ben zaten şu anki skora. Eğimi de aldı. Bomba'a baktı. O arada bozlamışlar mı? Kesinlikle. Yok. Ya bu kalabalık Fireflux'ın içine yaradı. Orta bölümde kopan aksiyon round'un tek aksiyonuydu. Orada bitti round. Ve şimdi 8-5'te tabii ki BBL bu sefer forcelamayacak çünkü savunmadalar. Hücumdayken forcelamak tabii ki gayet anlaşılır ama savunmada bu şunların yeri sizi birazcık daha zayıf halde kılıyor. Toprağı hastayım. 4 tane B savunması var. Daha önce asla bir yer istek içerisinde yürümüş daha. Yatayda gidiyor sadece. Bu sefer de Fireflux istek içerisinde oluyor iyice. Bu siteyi hissederiz herhalde. İkinci yarının başlangıcı ilk yarının başlangıcına benzer mi? Atılan bazı yetenekler 4 olacak. Olacak orada. Ki Fireflux pek buradan vazgeçiyor gibi. Çekme hatırlıyor mu tarayacağız acaba? Hengame. Geliyor mu? Değişen olacak. Bence her an döndürebiliriz. Yine atılan bir renk tesisi. Tahmin ediyoruz lan.
söz konusu. Bence de. Yük rakibini tespit ettiğine emin değilim. Muz bu arada çok hoşuna bak be. Bombayla oraya yapıyordun. Onu da biliyorum. Kimle de aşağı. Uf, bravo takım. Aslanı yakaladı. Bu tarafın iyiydi daha. Doğru. Fuara burada kile yakın. Güzel. Soşi baba. Gönlüm 3 iş bıraktı valla Volkan. Silah da kaybetmemiş. 6-8 söylediğimiz gibi. Kimle? Çok kritik var be. Ya bir Raze'in yetenek kullanımı çok önemli. Volkan. Social'ın 4. skoru falan galiba. Bakalım Volkan baba bir tane eve geliyor. Ormalı gitti. İyi noktalara yolluyor ve Phantom çekti mi orada değil mi? Evet çekti. Bombot örneğinde de söyleyebiliriz bunu. Evet. Bırakmak istemiyor bu anda. Gerçekten çok çok iyi bir Raze oyuncusu. Şu ana kadar da onu gösteriyor. Hem skorları ile birlikte hem yetenek kullanımları ile birlikte. Takımını da 4 kişinin üzerine gittiği noktada sadece bir skor vererek geçmesini sağladı. Bu yeteneklerle birlikte MDL'e bravo Soşi. Soşi'nin ilerliyor Soşi. En iyi yeri belli oldu. Tarayın oraya. MDL bir de oradan kaçmayı başaracak. Canan bağlı çok iyi. Uuu patladı. Yani zehir bıraktı. Şimdilikleri bomba at patladı. Soşi'nin düşmeseydi çok iyiydi ya. Ultisi gelmişti. Ve tabii Soşi'nin hem düşürdüğü rifle'ı almaya çalışacaklar belki de. Hem de kendi rifle'ını. Can istiyor. Yola gidecek MGL'ye. Can tazelemesi var. Raven bu yüzden biraz boş kaldı ve buradaki sırada... Aynen yine tepelerde bir şeyler yapıyor. ...olabilirler isterlerse şimdi içeri yalnız doğru altlamaya çalışıyor Firefox. Yakın mesafe iş yapabilme ihtimalimiz var. Açılan bir duvar var. MGL'ye o yüzden arkadaşlarına galiba bu şekilde destek olamayacak. Yo Phantom'a geçmiş. En azından şimdilik. Bir de kamera var. MGL fark edildi. Kamerayı kıracak. Arkadan geliyor Power. Yakaladık. Bravo. Orada Skylin. MDL'in düşürdü. Power'ın içeri daha var orada. Site'da Skylin biraz açıkta gibi. Mi? Şimdi Power'ın site'in içerisine kadar geliyor. Abi onu kavga etmek lazım ya. Çok iyi. O da site'in içerisinde hala onu yakalayamamışlardı. Şimdi 1-1'e kadar geliyor. Özür diliyorum. 1-2'ye geliyor. Skylin yarıya kadar alınacak. Bunu engelleyemez. Skylin'in artık hiçbir şeyi engelleyemeyecek. Hadi ya. Muj vurmasa bile süre yani, yeterli olmayacaktı. Dediğin gibi kapalı ya. Yemeğine bakmamak sıkıntı oldu. Bu bomba karşı BBL belki çok zorlandı. Ama günün sonunda roundu kazanan onlar. Power'dan çok kritik. 2 skor geliyor tabii. Soşi farkını konuşturmuşken 18 olmuş şimdiden. Farklı bir senaryo konuşabilirdik. 9-6 durum. Onlar da full çekti. BBL bir tane Spectre'la oynayacak bu roundu. Biraz daha rahat olan taraf Fireflux olacak. Yani para olarak biz daha avantajlıyız aslında şu anda alırsak. Kaybeden tarafın krediler. Ya kim kaybederse oluyor. O düşecek Eko'ya. Bunu almamız lazım. Bu roundu alırsak sana bir öpücük. Fireflux rakibini yakalamak adına. Yani. Kazanalım yeter ya. Kazanmak zorunda sanki yoksa BBL 11'e çok yakın olacak. Kesinlikle. Yani Fireflux adına sanki maçın gidişatı için çok daha kritik bir round. Power'a ultisi var ama yine de orb'u almayı tercih etti. Rakibi bırakmak istemedi orb'u. Evet evet. Muj'un aslında orb'u alması belki daha iyi olabilirdi. Fakat Muj bir yandan flash pick bekliyordu galiba orada. Power'a çok atılan bir tane kafes var. Muj bir flash gönderecek. Power'a kafes verdi. Görüşü yok. Şimdi oraya doğru konulan cross'lar var. Bekliyor yine sabırla. Yine kritik bir fight burada yaşanmak üzere. Power'a görür mü? Şimdi bravo, fark etti Soşi'yi ama Soşi. Dediğim gibi zorlandı. Soşi bul. Entry'yi buluyor. Fireflux bu entry'ye ihtiyaç duyuyordu muhakkak. Yine buldu bu arada. Çevresek daha iyi ya. Hatta bu çeviriyoruz şu an. Boş şu an. 4 alan içeride kimse yok. A'ya toplamayı başardık bir akıl oyunuyla. Galiba kaval. Ama tahmin edemiyoruz bunu. Her roundunda gidelim abi şu an. Belki biz Volkan abi bekliyorlar. Ulti açabilir Volkan abi giderken. BBL'in oyun almışlarından bir tanesi. Özellikle birkaç gündür. Açtı girdi. Ola bak. Dikkatimi çekiyor. Eğer bir sıkıntı varsa 3v4 geridelerse 4v5 geridelerse Volkan, bundan sonraki round daha da sıkıntıysa mesela buradan sonra kaybederlerse anti ekolar. BBL şu tarz inisiyatifleri roundu vermeyiz belki. Bir sayfada stack yapalım. Oraya gelirlerse zaten kazanırız. Hadi Soşni yap lan şu oğlum. Bir yer ama biraz sıkıntı ya burada sıkışmadık mı? T'den dönüyor anlam. Soşni duyacak mı onları? Bu arada arkalarında wall var. Bakıyor. Dediğin gibi belki de hani Toprak abi cross'ta ya. 4 oyuncusu burada bir aha bak beyde bakıyor. Yani silah düşürmüyor. Koruyorlar silah düşürmüyor. Tamam yakalar. Aldık. Kovalayabilirler. Çıkış kovalayabilirler ki. Aa Lawrence'a bakıyor. O dediğinden. Lawrence da bakıyor. Olacak. Flash pick gelir büyük ihtimalle. 3 oyuncusu şu anda. Arka izletin artık. Evet. Alo. Alo gitti Lawrence. Yakalanan isim olacak gibi. Abi göstersin mi şunu? 3 oyuncu diye. 3 oyuncu da buradan çıkmak zorunda ve kullanılan yetenekler var. Flash pick gelecek sanki flash ve çekmeyle birlikte çıktılar Muj. İki skordan çıkıyor Soshiba. Round'u aldık. Ama ekonomik olarak bayağı bir zarardayız. Kazandı evet. Belki Fireflux ama. Çekecek nasıl çekebileceğiz kazandı mi acaba belki? Yani BBL ekibi gerçekten round'u kaybederken. Aldık kurduk falan.
kontrolü kaybettiğini söyleyeyim. Yani round'u kontrolüne kaybetti. Yani Pavro'nun kilini 9-7. Pavro kili alamadı. 1 round daha 9-9. Onlar bir stack'ten daha da sonra çalmış oluruz zaten. Seçil alamamışız. Sonrasında burada yani tek seçim var. Önümüzdeki roundda en azından tamam, masa düşen oyuncular var. Bir işte tek flash var. Anlaşmasını bu şekilde örneyebiliriz belki dediler. Ve bir ekstra denediler. Bu ekstra da mükemmel oynandı. Yani yetenekler mükemmel kullanıldı. Çok doğru yerde Fireflux'ı beklediler. Ve BBL iyi sonuç çıkardı. Şimdi yine aynı durum mevcut. Kaybeden takım yine ekoya düşecek. Evet. Yani iki tarafında ekonomisi yok. Şimdi şu kritik dayı ultiler. BBL tarafında AMG'ler ultisi gelebilir. Muj ultisi var. Power ultisi var. Hücum tarafında henüz ulti yok. Helen ultisi de oluyor. Fuji'nin ultiyi geçtiğimiz round'da kullanmıştı ama Fuji'ye bakıyor bence ya. Orb ultisi neler yapacağına bakıyor. İyi bir ulti, bir iç ultisi bu haritada. Buna sahip olabilir. Bir yandan da haritaya bakıyorum. BBL çok pasif. Ya BBL biraz daha dediğim gibi edildiler. Muhtemelen Killjoy ultisinden ötürü de biraz daha pasif kabulleniyor sanki. Yani Killjoy ultisiyle retake oynarız diye planlıyor olabilirler. Hatta Killjoy ultisi. A'dakiler B'de 3 şu an girersek çok işimize geliyor. Plan alabiliriz yani. Site'da Viper var şu an, o benim biraz. Gibi Power'a. Tek kill ultisi gelecek çünkü. Ultisini hemen açıyor. Buraya James vardır ama ya, biri CS'e. Muhtemelen yavaşlatacak Sochable'ın. Çok güzel takım. Lan ne oldu? Sochable vurmuş ikisini. Tidepatlar, ulti depatlar. Parçalarlar şimdi şeyleri. Yo yo yo, neydi attı ama. Bravo çocuklar ya. Çok iyi. Ulti'leri neydi mi patlatıyor? Çünkü zaten Killjoy'un yerini net bir şey seviyorlardı. Sochable'ı yakın. Ne? Oh Sochable. Çikili. Sochable gerçekten merzeme giydi. Böyle bir şey olamaz. Attın Volkan abi. O zaman da 1'e düşürüyor. BBL ekibi 2 tane silah koruyacak. 8-9. Korumaya çalışacak. Firefox daha fazla üstüne gider mi bu oyuncuların? Sochable! Belki belasını bulmak isteyebilir. Kendi ace'ini yakalamak isteyebilir ama... Ne demişti bu? Ben çok heyecanlısın. Belaya gider Sochable. Abi kredi yok. Fake off. Kredi yok dediğin gibi yani. Bu şey, ekoya düşecekler mi? Alamazsın böyle bir durumda. Ha, ufaktan düşüyorlar evet. O yüzden rakibin silahını düşürmektense kendi kredini düzeltmek çok daha mantıklı bir hamle olacak burada Fireflux'ın. Bravo çocuklar ya. Yapıyor. Ya şunu söyleyelim. Asit havuzu var. Diyorum ya bak Atakçı çok daha iyi bir giriyor. Sochable'ı düşürseler diğer takım arkadaşları asit havuzundan çıktığında kendini çok sıkıntılı bir pozisyonda bulacak. Çok garip çok çar ya. Bak Sochi gerçekten çok garip çar. Kazanılmasındaki en büyük şartlardan bir tanesi de çok garip çar. Bir de dediğim gibi yani. Pavro belki de bir sahayı anlattığında yani. Ama deli lan deli bir zaman diyor adam. Hem de AMD'ler çok oynayamayacağım için diyor. İnternet her gün internet kafeye ekipman taşıyor biliyor musun? Ne oldu? Ha. Ve herhangi bir desteği de yoktu zaten bu iki oyuncunun. Site'da. Sochable yanıyor. Sochable. Şur istersen biraz. Aynen aynen. Tabii ki senlik değil, senlik değil bu arada. Twitch'lik herhalde abi. Fark kapanıyor. 9-8 oldu. Şey yapıyoruz ona. BBL'de burayı tam anlamıyla karşılayacak kadar bir durumu yok. Benim de izlediğim gibi. Baron'un tecriti geçtiğimiz round kullanılmış oldu bir yandan. Farklı internetler değil mi? Benimki de ciddi. Geldi. Bu onların koçu bizim oyuncuların taktiklerinin bazılarını çözmüştür. Orayı anlatıyordur şimdi. Aynısını da yüzleyebilirim. Aynısını da şu an biz de yapıyoruz. Muhtemelen şu an onu konuşuyorlar. Tarih konuşuyor. Fısalıyor. Çekilecek gibi hissediyorum. Şu an paralara baktığımızda yani 3 kişide silah var. Büyük ihtimal diğerleri de çekecek. Aslan abi. Kiren abi. Çok sakat geliyor bana. Maç başladı. Ama çekecekler. Benim Ice'ım bir ultisi var. Drop geliyor mu? Geliyor, o da geliyor. İki tane smoke'la oynayacaklar ama tabii bir de Viper'ın varlığından söz edilirse bir garanti elimizde var. Herhalde tolere edilebilir round. Yani şimdi Fireflux'ın da herhangi da, bir ultimiz var zaten yok. Ya. Önümüzdeki roundda kaybederlerse bayağı iş yaptırır. Rahat rahat çekebilecekler. B zorladık ya. Yani. B'ye bakalım agresif olacak. A'yı execute edersek şimdi. Valla agresif göreceğiz bence. Aynen öyle. Olacak. Ve gördük yakın ve onu biliyoruz. Farkındalar. Power ekibi çıkartıyor. Yapma be. Lol. Çok zorladı. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Sochable ya. Kanka bu sana inanamıyorum ya. Kanka bu deli. Volkan abi insan değil ya. Deli yani. Hiç değil. Bir saniye. Sıkıntılardayız gene ufaktan. Yakalanmazsak. Arkada bekleyecek Sochable. BBL bu ritek'i deneyecektir. AMD'nin ultisi var. Viper ulti görebiliriz sizden geldiği gibi dürseye doğru. Jet girmiş oraya. Jennewise yakaladı onu. Yaşa. Haven'da AMD'ler bekliyor. Cypher oraya kalacak mı? Yani AMD'ler tek başına kalır. Randa aldık. Çok bir şey yok. O da hasar vermeye çalışıyor. Bomba kurulu az zaman var. AMD'ler tek başına. Silah koruma. Evet silah koruma. Sochable'ın 9-9 arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sochable bir de... Let's go. Spreyi o kadar da almıştık. Bak bundan bahsediyorum abi işte güzel maç yani. Hakikaten kazanalım isterim de sonucunun da çok önemi yok. Şöyle olduktan sonra spreyi atarken önündeki smoke düştü.
Evet, ama hayır. Orası gayet normal. Bir de slow vardı. Yani neden oyuncu salmaya doğru? Biraz zorlandı. Evet, bu turnuvada ondan iyisi yok. Soulshibble'ın tabii aldakilerle Fireflux 9-9 yaptı. BBL ekibi çok net hücumlarla karşı karşıya bu arada. Çok fena vurup. Bunun için bir mola da alınmıştı ama yine buradaki net hücumu yediler. Yani Kushner'ın bir AWP falan çekmesi lazım herhalde Berk. Soulshibble tarafı. Onlar da bir toplayamadı ekonomiyi. Şu an gene ekonomileri, yani gene forsluyorlar gibi yiyor. İşte. Half çektiler. Bir sefer bir sonraki randa bırakacaklar. Şey diyeceğim. Bu karşılaşma alırsak. Aynen. 3 kalsı var. Yani hatasıza yakın performans. B'ye deneyeceğiz. B'ye 2 kişi. Viper'la arası ama side'da kimse yok. Mid'tank tutuyorlar. A'ya agresif olacaklar. Aynen. Killjoy A'dan çıktı. Biz B tarafındayız. 2 rifle. Mid'de bizde kimse yok. J-Prop'u tutuyor. Side'da döndüler. Aslı yakın geldi. Üstünde Viper var. Oyunu B'ye çeviriyorlar. Sky da B'ye döndü. 3B oldular. Reaksiyon bekliyor, gelmiyor reaksiyon. Efer alacak. Şimdi bu orb'u alacak. Aynı şeyi yedirebilir miyiz? A'da... Mid'den A'yı oynayabiliriz ya. Sage ultisi'de... A rampoda duranlar var. Puanı sonrasında aktif hale gelebilir. Diyorum, Sage mi de döndü? Yani B'de 4 kişi tutarsak onlar, bir A'ya bir daha girersek... Şu an A'da Killjoy tek. Bu harita bizde. Hadi çocuklar. Onların A'ya gideceğiz. Biz A'ya çevirdik oyunu, 4P'ler. A'ya gidiyoruz. Ah, şunu ikisine gireriz. Rampada tek başına da. Efendim canım. Attır ultisiyle gireriz. Aynen Astro ultisiyle gireriz de yani bir bakalım ne yapacak şimdi. Soulshibble. Evet ulti bekletti attı girdi çıktı gitti. Bir Gök Aynan'ın arkasında kalacak. Oradan Soşi büyük ihtimalle. Bilmiyorum Mujin ultisi burada kullanılıyor. Uçtuydu lan. Çok tehlikeli. Ampa çok tehlikeli. Helal be. Soşi büyük kanadı power'ı. Soşi be. Ne blokluyor lan beni. Çekil kill dedi Skyline'a. Çok güzel Skyline. Blokladım ama ben de vurayım birazdan. Abi genç yetenek ya. City'yi biliyoruz. City'ye bakanlardır çok iş. Çok akıllı oyuncu ya. Şimdi Heaven tarafına iyi gelmiş. Vermeyiz bu round'u. Benim birazcık daha hasar vermesi lazım. Leodes hasarını vurdu. Bir yerde rampada onu vurursak ama vurmamız lazım. Silah çekecekler. Kazanınca helal. Yani asıl duyuyor beni sanki öyle bir communication fark etmiyor. Arkadaşlar kan bir olarak üstünlüğü tamamen Fireflux ele geçirdi ve uzun bir süre. Konuşma sen. Daha bitme doğru. Fireflux öyle bir başlamış. Bir adamım kanka. Dur 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 dur. Bırakmıştık onunların. Sakin ol abi. 3-2'den sonra iyi bir serisi vardı BB'nin. İyi bir saldırı planı vardı. Tam yayıncı tribi abi. Fakat savunmada ciddi problemler yaşıyorlar şu anda. Tabi burada Soulshibble'ın etkisi. Çatmayı yoklar. Bu round en önemli round. Bu serinin adamlar çekti. İlk bir son round'da round'dan itibaren evet. Çok kritik round tek, oynadı. Aaa Soshin ultisi gelir bak. Ulti gelirse biz muhtemelen harita sonuna çok kadar silah alacak gibi duruyor. Nereden pick diyor? Drop oyunu mu yapacağız acaba? Yevon'da mı? Jet bir Yevon'da. Fireflux 12'ye gidebilir rahatça. Opisi var. Sıkıntı ve var tek başına aslında ama üzerine oynasak vururuz onu ha. ...le birlikte burada entry'yi bulursa takımını bayağı bir... Zor! Aaa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 
elindeki oyuncuyu ettim peki. Yani ultimi var. Bizim takım için çok sıkıntı. Şu an sıkıntılar değil, çok sıkıntı. Çok güzel. Cem Ice oynuyor. Yok, sarsıydı zaten, o geri döndü. Smoke için deneyecek, yerse. Şu an 2 kişi kaldılar. Lawrence aslan oldu. Soşi bul bari. Beyla tek başına sıktı de. Biliyoruz onu da. Soşi'yi düşürdü. İnfomuz var 4v1. Yes! Soşi bul. Bayraklar gelsin. Vur. Firefox 26'ya 11 ne yapıyorsun oğlum ya? Ya bu çocuk insan değil. Şimdi hep ondan bahsediyorum. Bir çift takım oyunu var aslında mesela. Soşi'nin içinde 9 vurmuş gözüküyor. Bütün roundları o aldırıyor aslında. Ya bizimkiler her şeyi sağlıyor. Soşi vur diyor. Soşi de vuruyor. Önemli olan da o ya. Soşi baba ya. Her şeyle oynayabiliyor herif abi. Bulumuzda hiç sıkıntı yok yani. Şimdi bir... Ya biz 12'yi vermeyeceğiz. Aa, Reis'den Seçil 12'yi mi göreceğiz? Aynen, bıraktı Seçil geldi. İstemiyoruz dedi. Başı izin risk aldı buradaki. Girdi rampaya. Hiç fena sonuçlanmadı, onu söylemek lazım. Abi bak, ben oyunun başına dedim, bizim hatamız çok iyiydi. Bravo, toprağım benim, bravo ya. Hasar vermiş olsa da rakiplerine hemen iyi. Bravo çocuklar. Artık buran. Oo çok no, güzel. No no no. Ama tahmin ediyoruz, tahmin ediyoruz. No, evet bekle. Tahmin ediyoruz. Oh. Bak, 26 kaldı. Fire denemeleri. Zor. Bas biraz daha. Dediğin gibi burada Firefly seçiminin beraber kalır. Yalandan sıktı. Sola doğru şöyle. Vurdu. Oy. O kadar iyi bekliyoruz ki bak. Harbi çok tecrübeli bir takımız ya kanka. Onu yemedik yani. 5 ve 2. Korumalılar sanki. Yani burada korumazlarsa işimize geliyor bu arada. Forsadılar çünkü. Sonraki anda paraları yok değil mi? 12'ye ulaştığında Firefly sıkıntı zaten. Yarım yapıp yarım falan çekecekler.
bu iki silahın korunulması bu anlamda... Bir alırsınız zaten. Ya, ki bizim defans falan da atakta Toshi gerçeği var dedim. Şey yani. Firefox son anlara kadar çok bekliyor yani. Bak ya. Nasıl bekliyoruz bak. Ken White bir kill daha alıyor. Bunu tahmin ederiz herhalde. Öyle bir pozisyonda ki... Bravo. 12, 9. Köşünleri düşürdü. Marti durumda nasıl şu anda? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ama 4 ultiler var. 4 ultiler. 3 tane harita puanı var. Uzamazsın. Bir comeback olur ne? Mu? Ne? FFF'yi uzamazsın. Beklenilenden biraz fazla kolay. Ya comeback FF finish'i arkadaşlar. 2 tane pompik var. Bir vandalları var. Hızlı geldi. Ama sadece bir tanesi de hayır hayır şey. BBL için verilen entry'ler Fireflux'ın zorlanmıyor. Fireflux entry alırken çok zorlanmıyor sanki. Evet. Yani özellikle Q-Shunner'ın verdiği bir hatayla bir şey vardı geçtiğimiz zaman. Hadi lan Sochi'yi 2 kill daha al lan. Geçen yapmıştım bunu. Burada da Power'un üstüne kalabalık çıkmışlar. Kerem'de. Fireflux abi Avrupa takımı olmak için tek ulti orta bölümde kullanıldığı engeller tarafından kaplan da var. Hem Sochi'yi bul abi. Ya dediğin gibi Skye'in ve Viper'ın... Gene böyleydi. Umarım aynısı olmaz. Şovmazlık yapmayalım. Bir tane de Judge var. Hikaye zamanı. Bestek yapmışlar. Hayır hayır. Viper mid'i almış. A'da Killjoy tek. Abi A'ya hep rahat giriyoruz aslında. A'ya dönsek. Şu an net bir şeyimiz yok. O yüzden de oynayamıyoruz. Ama... İlkilediler A'ya dönüyor galiba Skye. Hata yapmamak için olabildiğince yavaş oynuyor. Bir flash pick göreceğiz. Flash pick geldi. Gene Vice. Helal olun. Ben de radardan okuyorum. Göstermiyorlar da. Oha oğlum sen oyunu anlattın az önce. Evet, şu an bak flash'ı yok. B'de bitireceğiz ultiyle. B'de mi bitireceğiz diyorsun? Evet. Bilmiyorum. Bence A'da bitirsek daha iyi ama B'ye geliyor. Acaba Vice'in ileri yakaladı bu arada bitti. Şimdi B'ye doğru yöneliyor. İkide düştü dediğin gibi. İki ulti, bridge ulti, raid ulti. Muştek kaldı. Gerdek, bitti. Muş da titredi, bravo. Çok müthiş zamanlama. Helal Sushi. Yes! Yavrum Sushi. Aslan bitti, sıkıntı yaratabilir. Fayda girdik, fayda aldık. İlk harita, 12-9-10'deyiz. Son round olabilir. Heyecanlıyız. Geldi bir tane. Geliyor, geliyor. Oradan üzerine gelecekler. Yakalayacak Mandır'ı yakaladı Sushi. Power'ı da atladı. O da mı yakalandı? O da yakalandı. Sushi. Yes! Her takım. Derbe. İlk haritayı. Kazanıyoruz. Çok büyük bir kaybet atarak. Bak ağır atak takımıyız. Bak harikasınız. Dört'ün gençler. Yes. 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 Ben çok seri gömeyim şunu. Ondan sonra çok seri gömeyim. Dört. Melih derecede, Dinan derecede. Melih'cim. Direnin. Kesen mi be? Nasılsınız? Maçı bambaşka bir yere taşımışız bak. Abi ben bittim. Aynı zamanda Firefox BBN'in kendi seçtiği öğretiyi kazanıyor. BBN'in kendi seçtiği öğretiyi. Başlangıcı evet. Ayrı bir hikaye. İşte kazanılan eco roundlar, kaybedilen force'lar. Orası ayrı bir hikaye. Onun sonrası da ayrı bir hikaye. Evet. Saldırıda çok iyi gözüken BBL. O 5-6 round'dan sonra. Aynı şekilde ama Firefox'da Sociable'ın enter'leriyle birlikte inanılmaz bir fark yakalıyor. Yani... Sociable'ı tebrik etmek lazım. Sociable'ı hakikaten. Için gerçekten. Ya, ama BBN'in de biraz bu entry'leri kolaylaştırdığını söyleyebiliriz herhalde. Yani evet. Sociable'ın bazı entry'leri biraz beklenilenden fazla kolay geldi. Bunu söylemek lazım. Ayrıca dediğim gibi Firefox rakibinin seçtiği haritayı kazanıyor. Şimdi vallahi... BBL Bind haritasında oynayacak. Yani haritada benim için maç başında da söyledim. Özellikle yani Bind haritası. Sociable'ın. Haritası geniş bir takım Firefox. Üçüncü haritayı BBL belki.